Merhabalar efendim. Bugün Lefke'den Lefke Gardens Otel'in bahçesinde sizlere sesleniyoruz. Yanımızda derneğimizden arkadaşlarımız bulunmaktadır. Derneğimizin kurucu başkanı olan Ergun Bey aynı zamanda bu otelin sahibi. Ergun Bey sizden başlayalım. Derneği hep beraber 2010 yılında kurduk. O günden bugüne kadar derneğimiz neler kat etti? Neler yapmakta? Derneğimiz bayağı yol kat etti o günden bugüne kadar. İsmimizi festivallerle duyurduk. Festivallerimiz bu sene 7.'si olacak. Kurma Festivali ile bayağı bir kendini tanıtıyor Kıbrıs çapında. Kat etmiş olduğumuz birçok yol var. Fakat bunlardan en önemlisi derneğimizin bugünkü yeni başkanı Hasan Karlıtaş ile beraber yapılan çalışmalarla bu hurma ağaçlarının başına musallat olmuş olan kırmızı evet. palmiye böceğiyle mücadele kazanmış olduğumuz en iyi kazanımlardan biridir. Çünkü bugüne kadar Kıbrıs'ta bu bölgede bu konuda fazla ciddi bir çalışma yapılmadı. Ve hurma ağaçlarının bir yok olmasıyla bu mücadele derneğimiz tarafından başlatılmış oldu. Yaklaşık 200 hurma civarında bir hurma ağaçları zarar gördü evet. sanırım. Bunun tespitini LAYUR mu yaptı yoksa Tarım Bakanlığı mı? Tarım Bakanlığı'nda belediye artı derneğimizin yapmış olduğu çalışmayla tespit edildi. Mühim olan artık kaybolanlar değil de bundan sonra kazanacağımız eski Yeni hurmalar. Yeni bir proje. Derneğimizin de içinde olduğu bir proje var. Bir hurmada sen kurtar kampanyası. Bilindiği üzere biz dernek olarak bilet çıkardık. Bilet satışlarımızdan elde ettiğimiz kazancı bu bağışa, bu kuruma bağışladık. Nasıl gidiyor sizce? Cumali arkadaşımızla da bir görüştük. Ona da birazdan evet. söz vereceğiz de. Nasıl gidiyor? Nasıl görüyorsunuz? Ağaçlar kurtulacak mı yani? İlaçlama başladığı günden bugüne bayağı kurtulan ağaçlar oldu. Yani bizim otelimizde de bir ağacımız var. Gözümüz gibi bakıyoruz. Biz bunu tehlikenin başlaması ile birlikte gözümüzün önünde olduğu için devamlı ilaçladık. Önce yerden ilaçladık. Daha sonra kanolaların gelmesiyle kanolalar çakıldı ağacın gövdesine. Oradan ilaç enjekte ediliyor. Tehlikeyi atlattık gibi gözüküyor. Çünkü şurada otelin yan tarafında olan komşu hiç ilaçlamadı. Ve gördüğünüz gibi 3-4 hurma ağacının tepeleri uçtu gitti. Yani ilaçlamayla ilaçlamama arasında tabii bariz bir fark var. Sadece Lefke'de de değil, bütün bölgede yani Kıbrıs civarında, Kıbrıs'taki olan tabii, hurmaların da ilaçlanması adada. Lazım. Tabii, Rum tarafı, Çünkü Türk tarafı. Leymos'una gitmiştik hep beraber hatırlarsanız. Evet. Orada da kuruyan ağaçları gördük. Yani herkesin mücadeleye el vermesi gerekiyor. Bu toplu bir mücadeleyle olur. Yani tek bir kişinin yani Lefke'nin tabii. yapmasıyla olmaz. Buradaki tehlike biter. Tekrar başka yerden bu böcekler gene gelir. Bu uzun vadeli bir mücadele. Ümit ederiz. Ürün nasıl Ergun Bey bu yıl? Bu sene ürün de oldukça fazla. Kurak geçmesine rağmen sezonun oldukça fazla. Festivale gelenler yani hasatın bir ay öne gelmesiyle birlikte o güne bayağı ürün taze veyahut da olgunlaşmış ürün bulacaklar. Bulacaklar. Belediye başkanımızla da görüştük bu arada. İsterseniz bir de belediye başkanımızı dinleyelim. Şimdi Aziz Bey, bu festivalleri sürekli yapıyoruz. Ceviz olsun, hurma olsun, portakal olsun ve Bağlıköy'de Palüze Günü, Yeşilırmak'ta Çilek Festivali falan. Siz nasıl bakıyorsunuz bir başkan olarak bu festivallere? Nasıl bir önemi var bölgemiz için? Bölgemizde üretim önemli bir noktadadır. Yani Kuzey Kıbrıs'ın %35 oranında ya özellikle yaş meyve sebze üretimi bu bölgeden çıkmaktadır ve bu festivaller de hep bu bize ait, bölgeye ait yerel ürünlerin ismiyle yapılıyor. Ve bu ürünlerin gerek geliştirilmesinde, kalitesinin artırılmasında, gerekse bir ekonomik değer kazanmasında bir katkısı vardır. Bu yani pratikte yaşanmıştır. İşte hurmanın 7. festivali yapılıyor, cevizin 7.'si yapıldı, portakalın 2.'si. Uzun yıllar aradan sonra başlanan çilek festivali bayağı başarılı oldu. Biliyorum. Ve diğerleri de aynı şekilde. Özellikle ciddi bir iç turizm hareketi oluşturmaktadır ve bir ekonomik değer anlamında da ciddi bir katkı sağlamaktadır bölgeye. Evet.
Yani işte bir görüş var, festival furyası oldu Kıbrıs'ta. Belki bir anlamda öyle değerlendirilebilir ama bizim bölgemizdeki bu festivallerin hepsinin bir temeli vardır, bir dayanak noktası vardır. Ve gerekli olandı ve bu gerekliliği de pratikte ortaya çıkmıştır. Teşekkürler. Bu yıl hurmalar biraz zarar gördü bir böcekten dolayı. Evet. Bir hurmada sen kurtar projesi, Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi Layu işbirliğinde bir proje hazırlandı. Bu proje hakkında biraz bilgi verir misiniz? Evet, 3-4 yıl var kırmızı palmiye böceği diye bir böcek hurma ağaçlarına bayağı zarar vermektedir ve yaklaşık 3 yıl var bizim bölgemizde de geldiği bunun saptandığı. Bu süreç içerisinde ne yapılabileceği, nasıl mücadele edebileceği bilimsel olarak ortaya çıkana ve bir kaynak oluşturulup da bu mücadeleye başlanana kadar 200 civarında bir hurma da yok olmuş oldu maalesef. Yaklaşık 3-4 ay var bu mücadeleye başlandı. İşte burada tarım dairesinin ilaç katkısının ardından Lefke Belediyesi, Lefke Kooperatifi ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nin maddi katkıları ve Turizm Derneği'nin bir bağış kampanyası da bir fon oluşmuş oldu. Ve 4 ay var bu mücadele sürüyor. 1100 kusur hurmaya bu müdahale yapıldı. Ve görülen odur ki bu müdahale başladıktan sonra azaldı ya da pek o şey görünmemeye başladı. Etkisi görünmemeye başladı. Ümit ediyoruz ki bu doğru bir yöntemdi ve ülkemize uygun bir yöntemdi ve kesin kalıcı bir şey çözüm olur bu mücadeleyle. Evet. Tabii bu yalnızca Lefke bölgesiyle sınırlı değildir. Gerek kalan bölgelerde de bu mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Evet. Yalnızca Lefke ile yaptığınızda bunu ömür boyu sürdürmeniz gerekiyor. Halbuki her tarafta yapılıp da bu böcekten kurtululması gerekiyor. Evet. Bu biraz daha pahalı bir mücadele. Yani ağaç başına 100 TL gibi bir rakama sahip ilk müdahale anında. Ondan sonra bunun 2 ay, 2,5 ayda bir tekrar ilacının ilaçlanması gerekiyor. Bir şey sorayım burada. Ağaç sahipleri, mal sahipleri olarak da destek verenler oldu mu? Destek verenler oldu. Olmuştur. Bekliyoruz onlardan da. Evet, destek. Onlardan daha fazla katkı. En azından ağaçlarının altını temizlesinler ki ağaçlara gerekiyor. Ulaşabilsin değil mi? Tabii. Yani maddi boyutunun yanında bunun tabii pratik bir takım da zorlukları var. O zorlukları da aşıp bu mücadeleyi sürdürebilmek zor gerekiyor. Ulaşılıyor. Ulaşılmada sorun oluyor. Evet. Üründe ne gibi bir şey var bu yıl? Aşılandı, bitti. Yani ürün kalitesi bu yıl çok yüksek. Bayağı bir hurma hasatı olacak. Evet. Onu biz zaten yaparken ilk günden konuştuk ve ürüne ne kadar bir süre önce bu ilacı verilmesi gerektiği yönünde. İlacın prospektüsünde belirlidir o zaten. Bundan 20 gün önce biz tahlilini yaptırdık ve 20 gün önce olmasına rağmen bu tahlil sonuçları olumlu çıkmıştır. Bunu basında da paylaşacağız evet. Tabii ki. Yani herhangi bir sorun yoktu, ilaçtan dolayı bir pestisit kalıntısı diye bir sorun oluşmayacaktır, oluşmamıştır. Bu yani 20 gün öncesi dahi öyleydi. Üzerinden 20 gün geçti, festival gününe kadar işte bir ay geçmiş olacak. Böyle bir sıkıntı yoktur yani. Tabii seve seve. Korkmadan ürünlerimizi evet. de yiyebiliriz. Herkesi de bu arada Hurma Festivali'ne bekliyoruz. Türkay Bey, siz eskiden Lefke'de yaşamış, Lefke'de büyümüş bir insan olarak Lefke'yi o günden bugüne nasıl anlatırsınız? Şimdi Lefke'nin o zamanki durumuyla bu zamanki durumunu anlatmak istersek bizim çocukluğumuzun zamanındaki Lefke burada canlı bir kasaba şeklindeydi. Bölgedeki Rum köyleri de dahil olmak üzere bütün alışverişlerini, daire işlerini hep Lefke'deki kaza dairesinden, mahkemeden ve marketlerden yapıyorlardı. Yani Lefke merkezdi. Lefke merkezdi. Bunun yanında bir de açık pazar, şimdiki Banda Bulyan'ın olduğu yerden ta Ağaçlı Kahve'ye kadar içi dışı hep Rum tarafından, Maratasa tarafından gelen satıcıların kurdukları tezgahlarla doluydu. O günler bir de ödeme günleri, 15 günde bir CMC'nin ödeme günleri olduğu için o günlerde insanlar cıvıl cıvıl
bir taraftan para alıyorlardı. Bu paranın piyasaya sürülmesi için de Lefkoşa'dan bütün satıcılar 1,5-2 kilometrelik bir alanda tezgahlarını kurup onlar da satışlarını yaparlardı. Bir nevi o zaman şimdi yapmak istediğimiz Çitlaslohun bir açık pazarı gibi nevi. Evet. Şimdiki zamanda Çitlaslo olduk ya, tam ona uyduk. Bulmaya çalışıyoruz. Yani gayet sessiz bir yer. Hurmasıyla, ceviziyle, portakalıyla ve bir de sakinliğiyle lefkesizi çağırıyorum. Tam temsili bir şeklidir. Ne yazık, biraz önce bahsetti bu kırmızı palmiye böceğinin durumunu. Ben burada şunu söylemek isterim. Kırmızı palmiye böceğinin büyük bir gayret göstererek derneğimiz bu çalışmaları başlattı ve sloganımız "Bir hurma da sen kurtar" olarak başladık. Bize bu yola çıkışımızda Lefke Kooperatifi, Lefke Belediyesi ve LAÜ destek verdi. Yalnız diğer derneklerden, bizim derneğimizin dışında diğer derneklerden herhangi bir katkı göremedik yani fiilen olarak. İnşallah bundan sonra yanımızda olurlar, onu i̇nşallah bekliyoruz. Ve çalışmalarımız bu şekilde devam edecektir. Evet, Türkiye abi, Cumali Bey'le de konuştuk. Onunla da. Onlar da bu kampanyaya destek veriyor. Aynı zamanda bizim derneğimizin bir üyesi Cumali arkadaşımız da. O da bu kampanyaya destek verenlerden, hurmaları ilaçlayanlardan birisi olarak. Biraz da Cumali'ye ses verelim. Bir onu dinleyelim isterseniz. Merhabalar Cumali. Cumali Lefkeli bir arkadaşımız. Aynı zamanda bizim turizm derneğinde bir arkadaşımız ve bir hurmada sen kurtar kampanyasında çalışan bir arkadaşımız. Şimdi Cumali'den bunlar hakkında biraz bilgi alalım. Evet Cumali, hurma kampanyası nasıl gidiyor? Hurma kampanyası iyi gidiyor. 3 ay önce başladık. Yaklaşık 1120 ağaç hurma kurtardık. İlaçlandı. Aparatlar takıldı. Macunladık filan, hep ağaçlarımızı kurtardık. İyi, güzel. Bu yıl ürün nasıl Cumali? Ürünler bu sene çok güzel. Yani verimlidir. Kaliteli. Kaliteli ve büyük ve ağaçlar da epey hurma verdi bu sene. Mahsul güzel. Nasıl? Mahsul güzel, çok güzel bu sene. Mahsul da güzel. Hurmalar ne zaman aşılanır? Mart ve Nisan aylarında aşılanır. Erkekten polen alarak aşılar dişileri. Onların o aşma dönemleri var Mart'ta. Mart dönemleri, Mart sonunda aşı yapar erkek tozla kendilerine. Budanma evet. Da aynı zaman mı? Budanmayı meyveyi keseceğimizde veya aşı yapacağımızda 1-2 sıra altından kestiğimizde her sene. Evet. Kasım aylarında da bu sene tabii sıcaklardan dolayı Eylül'de, Ekim'de başladı Ekim kesimlere. Hı. Normalde Ekim sonu Kasım'da başlar kesimlere. Meyve dönemleri de o zamandır. Cumali, bir şey daha sorayım. Siz Turizm Derneği'nde gönüllüyüz, hepimiz birlikte çalışıyoruz da bu yıl hurma festivalinde yapacağınız önemli bir duyum aldım ben, hurmaya tırmanma falan. Evet, yaklaşık bir 10-12 metrelik bir hurma getirecek. Çok güzel. İnşallah olursa getirecek, dikelim. Her bir saatte bir, onun üstünde hurmacılar çıkacak ve gelip böyle denemek isteyenler onun hurmaya üstünde çıkaracak. Tırmanma. Etrafında taburelerimiz olacak hurmadan, oturup orada kahvesini içip ve izleyebilecekler orada. Güzel bir şov da yapacak orada, daha güzel olacak. Yani bir değişiklikler katmamız gerekir artık. Evet. Hurma fidancıkları filan koyacak etrafına da güzel bir görüntü satılacak olsun. Satılacak mı hurma fidanları? Satılacak, evet, getirilecek. Hurma fidanları da satılacak. Çok güzel. Yani böyle bir güzel düşüncemiz var. Güzel olacağına da inanırız. İnsanların da ilgisini çekeceğine inanırız. İnşallah. Herkesi de bu arada festivalimize bekliyoruz. 30 Ekim'de herkesi bekleriz. Duyuru yapıyorum buradan hurmacı olarak. Güzel hurmalarımız var. Bekliyoruz. Evet Türkiye abi. Cumali'yi dinledik. Hurmalara getirince ilgi gösteriyorlar, aşılıyorlar, ilaçlıyorlar da. Biraz önce siz Lefke'den bahsettiniz. Lefke'nin eski günlerinden bahsettiniz. Aplış kapısı gündemde şimdi. Aplış kapısı açılırsa Lefke'nin eski canlılığını kazanacağına inanıyor musunuz? Eski canlılık geri geleceğine inanıyor musunuz?
şimdi Abdış Kapısı'nın açılması için tüm sivil toplum örgütleri, bölgedeki sivil toplum örgütleri yıllardır bunun mücadelesini veriyor ve nihayet geçen gün şantiye orada kuruldu. Yani start verilmiştir. Aldığımız bilgilere göre de 21 Şubat'ta şirketin sözleşmesinin son tarihidir. İnşallah Rum tarafındaki yol çalışmaları, asfalt çalışmaları ve diğer çalışmalar sona erer ve 2017'de bu yol açılmış olur. Yani beraber bekliyoruz tabii ki. Ve açıldıktan sonra buranın yani Lefke'nin canlanması için en azından bir start olmuş olur. Yani o günler hemen başlamaz tabii de bir yerden başlamış oluruz. Bir de en mühimi bütün köylerin çıkış noktası vardır. Lefke'nin çıkış noktası yoktur. Evet. Bir tek yol gibi. Boğazı sıkılmış insan gibi boğazının açılması olacak. Bir nefes almış olacak. Gerek buradan oraya gidişler, gerek oradan buraya gelişler olacak. Oradan buraya gelirken de muhakkak ticari yönden de bir canlılık olacağına inanıyorum ben. İnşallah hep birlikte inanıyoruz. Hasan Bey size sorayım. Çita Sulov nasıl gidiyor Lefke'de? Bildiğim kadarıyla siz bu işin öncülüğünü yapan birisisiniz. Bize neler anlatırsınız? Başladı bu Çita Sulov, oldu Lefke bu ünvanı aldı ama o günden bugüne neler yapıldı? Aslında iyi bir ekip çalışması yürüttük geçen sene. 76 kişilik ekipler çalıştı. Siz de, Rumeli'de, Türkiye'de hepimiz bu komitelerin içerisinde. Evet. Canla başla 76 tane insan çalıştı. Farklı komiteler kuruldu. Turizm komitesi, eğitim komitesi, misafirperverlik komitesi gibi çok Çita Sulov konseptine uygun çevre komitesi gibi komiteler. Canla başla çalıştık. Ve dosyamızı önce Türkiye Seferi Hisar'a, ardından da İtalya'ya gönderdik. Ve mutlu haberi aldık geçtiğimiz sene ve Kasım ayında belediye başkanımız Aziz Kaya ve ben birlikte İsveç'e giderek Çita Sulov bayrağını Lefke'ye getirdik. Aldı. Aylardan Kasım'dı. Yine Kasım ayına giriyoruz. Yani neredeyse bir sene bir geçti. Bir yıl oldu. Ne yazık ki bu konuda projenin adı gibi biraz yavaş kaldık. Yavaş şehir, sakin şehir gibi yavaş hareket ettik. Ancak dün belediye başkanımızla güzel bir görüşme yaptık. Yani biraz yavaş kalsak da bundan sonra tekrardan bu komiteleri canlandırıp Lefke'nin geleceğine yönelik Çita Sulov komitelerini çalıştırma niyeti var. Ki olması gereken de budur. Lefke'de yapacak çok şey var. Eğitim adına, çevre adına, turizm adına, yiyecek içerik kültürünü geliştirme adına çok güzel bir şehir Lefke. Ve Lefke'ye bağlı 13 köy bu güzelliği hak ediyor. Ve Kasım ayından sonra bu projeler yavaş yavaş gündeme gelecek. Çünkü Çita Sulov bir turizm projesi. Kullanmamız gereken bir marka. Evet. Ve bunu başaran ülkeleri incelediğimiz zaman Çita Sulov Turizmi diye bir marka yarattılar ve çok güzel bir şekilde bunu tanıtımlarda kullanıyorlar. Biz de bu festivalde işte Sakin Şehir Lefke sizi çağırıyor sloganını kullandık. Ancak bunların tabii ki planlanması, geleceği düşünerekten, turizmi düşünerekten insan yaşam kalitesini yükseltmek çok önemli. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, kadınlar için, engelliler için, el sanatları, kültür anlamında yapacak bir sürü şey var. Evet. Ve slow food anlamında da restoranlarımızı bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Umarız ki bu komiteler kurulur. Biz sivil toplum örgütü olarak takipçisi olacağız. Her zaman hazırız ya, desteğe de hazırız. 7. Hurma Festivali'ni yapıyoruz. Evet. Festivalimiz hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Ergun Başkanımız 2010 yılında kurucu başkanımızdır. Derneği kurarken, o yıllarda tartışırken iki festival yapmaya karar vermişti dernek. Hurma evet, ve ceviz. Ceviz. O yılları çok iyi hatırlıyorum ben de. Bölge tamamıyla kötülükleriyle anılıyordu. İşte CMC kirliliği ve evet. Kapanmışlık. Çıkmaz sokak görüntüsü vardı bölgenin. Bu festivaller bana göre Lefke'nin kaderini değiştiren etkinlikler oldu. İlk başta özellikle Lefke halkı, bu Lefke'den hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşmayınız, boşuna canınızı yemeyiniz gibi telkinlerde bulundular bize. Ancak derneğimiz canla başla inandı ve festivalleri başlattı. Ceviz Festivali, Hurma Festivali. Evet. Ardından baktık gördük, Yeşil Irmak 30-40 seneden sonra Çilek Festivali'ni yapmaya başladı.
Ağlıköy ekoturizm faaliyetlerini yürütmeye başladı. Doğancı Elye Festival yapmaya başladı. Restoranlar turizm vizyonuyla tekrardan hareketlendi. Evet. Ve kadınlarımız üretmeye başladı. Ürettiklerini satmaya başladılar. Bu da gerçekten güzel bir hareket oldu. Yani Lefke Turizm Derneği öncülük yaptı bana göre bölgede. Ve bölgenin kötülükleriyle değil, güzel Lefke, yeşil Lefke, cennet Lefke diye imajıyla anlamasını sağladı. Evet. İlk festivali yaparken kapı kapı neredeyse arkadaşlarla gezdik. Herkese bunu anlattık. Kimisi aman boş verin bir şey olmaz dediler. Kimisi de tamamdır yapın görelim falan dediler. Ama ilk festivalin çok güzel olduğunu, çok kalabalık olduğunu gördükten sonra da aldığımız duyumlarda işte ille de hurma festivali de yapın, portakal festivali de yapın, her hafta olsun, iki gün olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Herkes memnun olduğu için istekler gelmeye başlamıştı zaten. Memnuniyet oldu. Biraz önce Türkiye abinin bahsettiği gibi de Lefke'de bir açık pazar vardı. Ödeme CMC tabii madeninden ödenen işçilerin. Onu hatırlattınız, onu anlattınız, anımsattınız diye memnun olan, tebrik eden insanlar da olmuştu. Tabii sizin de hakkınızı yemek lazım Emine Hanım. Hem genel sekreter olarak hem as başkanımız olarak. Teşekkür ederim. Canla başla çalışan gönüllü arkadaşlardan birisiniz. Ergun Bey, buyurun. Festivalimiz yedincisi. Programı hep beraber hazırlıyoruz ama program sorumlumuz olarak sen. Programımızda neler var bu yıl? Programımızda kapalı pazarda yapılacağı için tabii çok büyük aktiviteler yok. Akustik açısından orası çok zengin. Fazla gürültü içeride hem ziyaretçiler hem satıcıları rahatsız ettiği için genelde akustik gruplar, amatörler seçtik Lefke bölgesinden ve civardan. Tabii geleneksel olarak kortej yürüyüşüyle açılacak festivalimiz belediye başkanı ve başkanların konuşmasıyla. Arkadan belediye folklor ekibinin, amatör ekibin oyunlarıyla devam edecek. Daha sonra diğer bölgedeki folklor ekipleri gösterilerini sunacaklar. Yine belediyenin başlatmış olduğu bir aktivite var. Bir müzik öğretmeninin bölgedeki amatör müzisyen çocukları yetiştirmesiyle oluşan belediye orkestrası veya grubu diyebiliriz. Bir grup sahne alacak. Onu takiben değişik amatör sanatçılar günü bitirecekler. Lefke Turizm Derneği de kendi bünyesinde oluşturduğu küçük bir müzik grubuyla orada yer alacak. Tabii bu festivale bir etkinliğin damga vurmasını istedik ve düşünüp taşınıp en sonunda hurma festivali hurma ağaçlarıyla anılır. Tabii. Kaybettiğimiz hurma ağaçlarından bir tanesini getirip belediye binasının önüne dikelim dedik. Bir şekilde onu askıya alacağız. Bölgemizde az sayıda olan hurmaya tırmanan kişiler saat başı bu ağaca tırmanıp gösteri sunacaklar. Görenler var, görmeyenler vardır. Canlı olarak bir hurma ağacına nasıl kendileri çıkılır? Kendileri isterse onlar da deneyebilecekler. Tabii. Klasik usulde nasıl çıkılır, modern usulde nasıl çıkılır? Onların gösterilerini yapacaklar. Merak edip öğrenmek isteyen varsa orada belki cesaretlenip 1-2 metre tırmanıp deneme yapıp daha sonra kendini geliştirebilirler. Böyle bir etkinlik var. Artı şu anda başkanın da üstünde çalıştığı bölgede amatör eski klasik motorları tamir eden arkadaşlarımız var. Onlara rica ediyoruz. Hazırladıkları motorları bandabulyenin içerisinde sergileyecekler. Klasik bisikletler de olabilir. Böyle bir sergi köşemiz var. Artı orada Çitta Slow köşesi olacak. Derneğimizin bir köşesi gene aynı yerde olacak. Yani gün programımız aktiviteler bu şekilde zaten tek gün olduğu için olacak. Dolu dolu olacak. Hasan Bey, açılışa davet edilenler var mı yoksa açılışı her zaman Lefkeli üreticiler mi yapacak? Derneğimizin aslında ilginç bir uygulaması var. Genelde bizim derneğimizde açılışları siyasetçiler yapmıyor. Bu yıllar önce aldığımız bir karardı dernekte. Ya Lefke'de yaşayan en yaşlı kişi, ya Lefke'nin en yaşlı esnafı veya en eski esnafları ya da esnafın içerisinde seçtiğimiz üreticiler
açılış yapıyor. Geçen yıl hurma üreticileri açmıştı. Evet, hurma üreticileri. Ve en yaşlı, Lefke'deki en yaşlı kişi. Kişili, evet. Bu yıl. Güzel bir açılıştı. Bu sene yine emekçileri öne attık. Hurma üreticileri yine geleneksel kıyafetlerini giyecekler. Ve hurmanın üzerine tırmanan arkadaşlarımız açılış yapacak. Bir de eski spor kulübünde uzun yıllar Lefke'de kalecilik yapan halktan birini düşündük. Hurmacı olmamasına rağmen uzun boyundan dolayı lakabı Hurma. Hurma Kemal lakaplı eski evet. Lefke Spor Kulübü kalecisi de açılışta olacak. O da renk katacaktır diye düşünüyoruz. Halktan insanları çekme açısından. Evet. Evet, bugün Lefke Gardens Otel'den Lefke Avrupa Üniversitesi'nin çekimleriyle birlikte evlerinize konuk olduk. Son sözlerimize geçmeden önce Layu TV'ye, Ergun Bey'e otelinde bizi ağırladığı için çok teşekkür ederim. Arkadaşlardan tekrar başlayayım. Son sözlerinizi alalım. Programımızın sonuna geldik. Evet, son söz olarak ben de bize Lefke Turizm Derneği'nin 7.sini yapacağı Hurma Festivali'ni yansıtması için bize katkı koyan Layu TV'ye buradan teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda derneğimizin üyesi, yönetim kurulu üyesi olan Ergun Bey'e bizi mekanında ağırladığı için ona da teşekkür ediyoruz. Bu arada 7.sini gerçekleştireceğimiz Hurma Festivali'ne tüm Kıbrıs'taki insanların gerek Türk tarafı gerek de Rum tarafındakileri de festivalimize bekliyoruz. Özel davet kimseye yapılmamıştır. Herkes davetlidir. Gelen halkın içerisinde katılabilir. Bu güzelliklerden, bu sakin şehirden onlar da faydalanıp bir güzel bir gün geçirmelerini dilerim. Herkesi Hurma Festivali'ne bekliyoruz. Teşekkürler. Ergun Bey sizden alalım. Layu TV'ye bu güzel çekim için teşekkür ederiz. Tüm halkımızı bu etkinliğe bekleriz. Teşekkürler Hasan Bey. Evet, ben de arkadaşlarımızın söylediği gibi 30 Ekim Pazar günü saat 10'da açılacak festivalimiz. Gece 8'e kadar devam edecek. Farklı, güzel bir gün geçirmek isteyen herkesi Lefke'ye bekliyoruz. Hem bu güzel hurmaların tadına baksınlar hem hurma macunlarımız olacak. Ayrıca çok renkli bir ortamda güzel kültürel bir festival görecekler. Ara ara Lefke'ye tanıtım turları da yapacağız. Güzel Lefke'yi tanıtmak maksadıyla. Herkesi Sakin Şehir Lefke'ye çağırıyoruz. Herkesi Sakin Şehir Lefke'ye çağırıyoruz. Festivalimizde yemek, içmek, börek, çörek yanında değişik ürünlerde el işlerine de önem veriyoruz. Kendi ürettiğini, kendini sat diye. Kendi yaptığı ürünleri, kendi yaptığı takılar olsun, el işleri olsun, bayanların ürettikleri ürünleri de görebileceksiniz. Yani ayrıca bir sergi gibi. Bunun yanında yeme, içme, eğlence de bekliyorsanız, herkesi Hurma Festivalimize bekliyoruz. Çok teşekkürler.